Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftayı 1729 civarlarından kapatan altın ons bu hafta neler olabilir? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Ardından gram altına da bakacağız. Gram altında neler olabilir? Bunun değerlendirmesini de sizlerle birlikte yapacağız. Geçen hafta biliyorsunuz birçok analist yapan arkadaş yanıldı. Altın onsta ve gram altında düşüşler bekliyorlardı. Fakat geçen hafta da dediğim gibi arkadaşlar altın fiyatlarında düşüş olmayacak. Altın fiyatları yukarı doğru hareketlerine devam edecek. Tabii kıdemli kıdemsiz bu işi bilen bilmeyen herkes bir şekilde bir yorum yapıyor. Onlara da saygı duymak lazım. Belli bir takipçi kitlesi var. Bu takipçi kitlesinin duymak istediği şeyleri kendilerine sundukları için izlenme oranları da maalesef yüksek oluyor. Arkadaşlar altın onsta yükseliş devam edecek mi? Gram altın daha yukarılara doğru gidecek mi? Bunların sorusunu arayalım. Sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Altın onsta arkadaşlar şimdi tamamen şöyle bir durum var. Altın ons artık koronavirüsten gelebilecek haberlerle yön çizmeye çalışıyor. O yüzden grafiklerde bizim gördüğümüz bir 1748-1750 tepesi var. Burada ikili bir tepe oluşmuş durumda. Yani bunun neticesinde artık bu hafta altın onsları yönlü hareket bekler miyiz? Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için de bizim için hangi seviyeler önemli olması lazım? Bunları sizlerle birlikte değerlendirelim. Öncelikle arkadaşlar şuradaki 1750 seviyesi yukarıya doğru geçilemedikçe altın onsta yukarı yönlü hareketler artık beklentimiz dahilinde değil. Bunun nedeni şurada grafikte gördüğünüz ikili tepenin oluşmasından kaynaklı. Tabii bu korona ile ilgili haberler devamlı yön akışına neden olduğu için koronadan gelecek bir aşı veya ilaç haberi de yönün yukarı yönlü hareketini hızlandıracaktır arkadaşlar veya aşağı yönlü hareketini hızlandıracaktır. Bunun akabinde 1729 bir destek bizim için güzel bir destek seviyesi. Aşağıda da 1698 bu hafta takipte kalmamız gereken önemli seviyeler. 1750 artık geçilemedikçe arkadaşlar altın onsta aşağı doğru 1698 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden altın onsta 1698 bizim için önemli. 1698 altın onsta kırılırsa bu sefer diyebiliriz ki altın ons düşüş trendine geçmiştir. Ve 1698'in ardından 1679 ve 1667 seviyeleri altın onsta takip edilmesi gereken önemli seviyeler diye düşünebiliriz. Biliyorsunuz geçen hafta altın onsta ABD'den gelen olumsuz aşı haberlerinden kaynaklı tekrardan yukarıya yönlü hareketler hızlandı arkadaşlar. Bu da bize gösteriyor ki altın artık tamamen koronavirüs olaylarına odaklanmış bir şekilde hareket etmekte. Bu koronavirüsle ilgili bir aşı bulunmadıkça veya bir etkili ilaç bulunamadıkça arkadaşlar altın ons hareketlerine tekrar kaldığı yerden de devam da edebilir. Fakat dediğim gibi 1750 üzerine atması şart arkadaşlar. 1750 üzerine atmayı başarırsa altın ons o zaman 1800'lü seviyelere doğru hareketini de gerçekleştirebilir. Fakat biz 2 haftadır 1750 üzerine 61 ons göremediğimiz için ve şurada bir ikili tepe. 1750 stoplu. Artık stopumuzu yukarıya koyuyoruz arkadaşlar. 1750 stoplu. Aşağıda 1729'dan bir kapanışımız geldi zaten. Aşağıda 1729. Bu da kırılırsa 1698 seviyelerindeki destekleri takipte kalıyoruz arkadaşlar. 1698 önemli bir destek. 1698 altında kapanış görürsek eğer bir kapanış gelirse o zaman aşağı yönlü düşüş hızlanabilir ve 1680 onun altında da 1667 seviyeleri altın onsta takibimize girecek önemli seviyeler haline gelir arkadaşlar. Şimdi bir başka stratejide de şöyle düşünebiliriz. 1705 altına inmedikçe altın onsta 1729
ve 1750 hareketleri tekrardan beklenebilir. 1705 haftalık kapanışta takipte kalmamız gereken önemli bir rakam. 1705 seviyesinde hala altın ons olumludur ve 1705 altındaki kapanışlarda da aşağı yönlü düşüş trendi hızlı bir şekilde 1566 seviyesine kadar da devam edebilir. Bu da orta vadeli arkadaşlar tahminimiz. Yani altın ons artık her türlü 1750 seviyesine kilitlenmiş durumda ve tamamen koronavirüsle ilgili haberlerle hareket etmeye başlamakta. Bizim grafiksel olarak gördüğümüz artık benim bu hafta ikili bir tepenin oluştuğu, şu şekilde bir ikili tepenin oluştuğu ve bu tepenin üzerinde de 1750 seviyesi. Bu 1750 seviyesi kırılmadıkça altın ons'ta beklentim ilk etapta 1705-1698 aralığı. Eğer bu aralıkta aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar düşüşün hız kazanıp 1667 seviyesine kadar gidebileceği. O yüzden altın ons'taki arkadaşların çok dikkatli olmasını istiyorum. Belirsizlik hala devam ediyor. Altın ons tarafında belirsizlik hala devam etmekte. Bu belirsizlik neticesinde de şurada oluşan bir yükselen üçgenimiz de mevcut. Bu yükselen üçgenimizin aşağı veya yukarı kırılımıyla birlikte de altın ons'ta hareketler hızlanabilir arkadaşlar. Verdiğim seviyeler takibimizde kalsın. Günlükte bu yükselen üçgenimizin alt banttan geçen, işte burada gördüğünüz 1698-1700 civarından geçen, eğer bu 1700 altına kırarsa satışlar hızlanır arkadaşlar ve 1566 seviyesine kadar da gidebilir. İlk etapta oranın kırılmasıyla birlikte, 1700 kırılmasıyla birlikte 1633 ve 1560 seviyesindeki destek noktalarına doğru altın ons'ta düşüşler meydana gelebilir. Gözümüz kulağımız bu hafta korona ile ilgili haberlerde olacak. Ayrıca biliyorsunuz Avrupa'da da vakalarda iyileşme, Amerika bölgesindeki vakalarda da yatayda bir durulma gözlenmekte. O yüzden korona olan haberler altın ons'a yansımakta arkadaşlar. Gözümüz kulağımız koronada olacak. Beklentimiz aşağı yönlü. Her yukarı çıkışlar 1750 kırılmadıkça da satış fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla değerlendirmeli diye düşünüyorum artık bu haftadan sonra, bu ikili tepeden sonra. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir. Gram altını grafiksel olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar, gram altında hala bu aşağıdan gelen yükselen trend çizgimiz, görüyorsunuz şuradan 298 seviyelerinden gelen trend çizgimiz hala da kırılmadığı için altın ons hala olumludur. Yani 380 üzerinde kaldıkça bu yükseliş altın gram altında yukarı yönlü hareketine devam edebilir arkadaşlar. 380 kırılmadıkça, aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıda 400'lü seviyeleri gram altın test etmek isteyebilir. 400'de de biliyorsunuz bir psikolojik direncimiz mevcut. Orta vadede 380 üzerinde kaldıkça 400'ü gram altın test etmek isteyebilir. O yüzden 380 gram altında önemli bir rakam. Fakat biz kısa vadedeki hareketlerine bakalım. Bizler için hangi seviyeleri kısa vadede gram altın önemli, takipte kalmamız gereken seviyeleri nereleri, bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Evet, kısa da arkadaşlar bizim için 390 seviyesi önemli bir seviye oldu artık. 390, bakın şuradan geçen 390 seviyesi gram altında artık burada bir ikili tepe oluştu. Gram altında da 390 seviyesinde bir ikili tepe oluştu. Gram altında geri çekilmelerde bu hafta 383 seviyesi bizim için önemli. 383 altında da 380 yükselen trend desteğimiz mevcut. Evet, şurada gördüğümüz 380'deki yükseliş trend desteğimiz mevcut. Gram altında da geri çekilmeler gene geçen haftaki gibi arkadaşlar, 383 altına inmesi halinde gram altının 372'li seviyelere kadar da uzanabilir. Şuradaki 372 seviyesine kadar da uzanabilir. 372-373'teki desteğe doğru da uzanabilir. Gram altında 390'ı yukarıya doğru kıramadığı müddetçe aşağıdaki önemli 380'deki bir
desteği mevcut. Önemli bir desteği 380 seviyesinde. Onun altında da 372 desteği mevcut. Gram altın da belirsiz arkadaşlar. Çünkü gram altın da onsla hareket edeceği için, ons ve dolar yönünde hareket edeceği için, onstaki korona ile ilgili olumlu bir haberde gram altında aşağı yönlü 380 desteğini kırmaya çalışacaktır. Bu olumlu bir haber gelmesi halinde. Olumlu bir haber gelmemesi halinde gram altında gene arkadaşlar 383, 390, 372 bant aralığında hareketlerine devamını sağlar. 372 ve 390 bant aralığında hareketlerini devam ettirir. Bu hafta tamamen dediğim gibi arkadaşlar bir aşı olayı veya ilaç olayı bulunmadığı müddetçe gram altının da 390'ı kırıp kıramayacağı takip edilecek. Ons tarafında gene koronaya bağlı, virüse bağlı bir aşının veya bir ilacın veya vakalardaki sayının azalması veya yükselmesiyle ilgili hareketler takibimizde olacak. Kısada gram altında 383'e kadar geri çekilmeler, 372'ye kadar geri çekilmeler görülebilir. 300 ile altında kapanış olmadığı müddetçe de gram altın hala olumlu olarak gözükmekte. Fakat benim kendi beklentim 390'ı kıramadığı müddetçe bu haftada gene 372, 383, 390 aralığında hareket etmesi gram altının beklentilerimiz dahilindeki hareketler olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.